Hem kadınların hem de o kadınların çevresinde olmak zorunda olanların en zor dönemidir menopoz. Aşırı duygusallık ya da öfke patlamaları, aniden basan sıcaklama hissi ve değişen hormonların yarattıkları sizi hayatınızdan bezdirsin istemiyorsanız işin uzmanlarına kulak verin. Bile kadına nasıl saygı duyuluyorsa. Menopoza giren bir kadın ne yapmalı? Sadece bir etiket yapışıyor. Menopozlu kadın. Menopoz döneminde bir kadının neler yapması gerektiğini ilişki uzmanı ve yazar Rosa Logue anlatıyor. Nasıl bir duygu anlatamam size. Siz erkeksiniz. Bunu ancak yani gerçekten kadınlar beni anlıyor. İlişki uzmanı ve yazar Rosa Logue 20 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Ülkemizde araştırmalarına devam eden ve ilişkiler üzerine bir kitap yazan Rus yazar yazdığı kitapta kendi menopoz dönemini anlattı. Yani çok unutkanlık oldu, çok agresif oldum. Yani eşimle ilişkim bozuldu, çocuklarıma bağırmaya başladım. Ve bunun üstesinden en kolay şekilde nasıl gelinir diye böyle bir tecrübe edindim ve bir kitap çıkarttım. Tecrübelerini Magazin 8 için de anlatacak Rosa Logue. Kadınlarda menopoz 45-55 yaşları arasında başlıyor. Bu dönemde kadınlarda adet kanamaları sona eriyor, üreme bitiyor. Hamile kadına nasıl saygı duyuluyorsa o iki can taşıyor, onun hormonsal dengesi işte çok farklı oluyor. Yani bir duygusal, bir agresif, ne istediğini bilmiyor. Aslında menopoza giren kadınlar da aynı şeyi yaşıyor. Bir etiket yapışıyor. Menopozlu kadın. Yani bana göre bu çok aşağılayıcı bir kelime. Çok şükür hiçbir sorun yaşamadım. Normal bir insan gibi hayatımı devam ettiriyorum. Menopoz döneminde aslında erkeğe de önemli görevler düşüyormuş. Şunu söylememeli kesinlikle. Artık takılmayın o menopozda mesela. Bu çok aşağılayıcı bir kelime ve insanın gururunu, yani sanki bende bir eksiklik var. Bende bir eksiklik yok ki. Bu bir süreçtir. Ona empati kurmak lazım. Nasıl bir duygu anlatamam size. Siz erkeksiniz. Bunu ancak yani gerçekten kadınlar beni anlıyor. Menopoz döneminde unutkanlık da yaşanıyormuş. Rosa Logue canlı canlı bir danışan olan Gülşen Hanım'la konuşuyor. Menopoza giren bayanların çoğunda unutkanlık var. Bunu nasıl geçirebiliriz? Çoğunda dediniz çoğunlukla. Çünkü arkadaşlarımız çevremiz var. Çevreniz. Ve çok da zor geçiriyorlar bu dönemleri. Sizde ne zorluklar oldu? Bende de unutkanlık başladı. Mesela isim tutamıyorum çoğu zaman. Tabii ki. Mesela bir yere bir şey koyuyorsun, unutuyorsun, dönüp tekrar arıyorsun onu. Bir de şey var mesela terlemeler, aşırı derece terlemeler. Mesela gece yatamıyorsun çoğu zaman. Gündüz mesela bir işe başlıyorsun. Mesela bir işe başlayacağım ve bu aşırı derece bir terleme oluyor ve sıkıntı geliyor bana. Ve ben o işi o anda bırakıyorum orada. Bırakıp diyorum ki biraz hava alayım. Bırakıyorsunuz ve kendi kendinize aynen. Kızıyorsunuz. Tabii ki bırakıyorum, gidiyorum biraz dolaşıp tekrar geri geliyorum. Aslında dolaşma dediniz ya, aslında menopoz döneminde muhakkak fiziksel egzersizler yapmak gerekir. Unutkanlığı da sorun olarak görmemek gerekiyormuş. Kadınlara bir meşgale lazım. Muhakkak. Yani artık gidip bir resim mi yapacak, bir Lego mu yapacak? Yani bir meşgale şart. Gülşen Hanım'ın terleme ile ilgili de bir sorusu var. Peki hocam bu terlemeler ne kadar sürecek? Uzun süre devam edecek mi bu? Kendinizle çalışmaya başlarsınız. Ben mesela hiç ilaç kullanmadım. Çok bir senede bunun üstesinden gelirsiniz. Ama etrafımda benim de çok kişi var. İlaç almalarına rağmen 10 senedir hala o terlemeler bitmedi. Menopoz dönemine giren bir kadının en büyük destekçisi yine kendisiymiş aslında. Buradan şu geliyor. Kendini seven insan kendini pohpohlamalı, değil mi? Tabii ki. Yani çok sevdiği işleri yapmalı.